Merhabalar, bugün tulumba tatlısı yapıyoruz. İlk önce şerbetimizi hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Şekeri tencereye koydum. Üzerine suyumu ilave ediyorum. Göz oluncaya kadar kaynatıyorum. Kaynayan şerbetin üzerine 1 yemek kaşığı limon suyu ekleyip 10 dakika daha kaynatıyoruz. Şerbetimiz kaynadı, hazır. Altını kapatarak soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğudu. Şimdi tatlımızı yapmaya başlıyoruz. 2 su bardağı suyu tencereye koydum. Kaynatıyorum. Kaynayan suyun içine 50 gram tereyağını ilave edip eritiyoruz. Kaynayan tereyağın içine bir miktar tuz ekleyip ocağın altını kapatıyoruz. 2,5 su bardağı unu ilave edip devamlı karıştırıyoruz. Hamurun pürüzsüz hale gelmesi gerekir. Bu şekilde karıştırarak hamurumuzu ılıtıyoruz. Karıştırma esnasında tahta kaşık kullanın ve çok hızlı karıştırın. Hamurumuz ılıdı. Üzerine 1 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı irmik ekliyorum. 3 adet yumurtamın önce bir tanesini alıyorum. İyice karıştırıyorum. Yumurtalarımızı tek tek ilave edeceğiz. Birinci yumurtayı dedikten sonra ikincisini ilave ediyoruz. Bunu da aynı şekilde hamurumuza yediriyoruz. 3. yumurtamızı ilave ediyoruz. Bundan sonra elimizi kullanarak yoğurma işlemimizi bitirebiliriz. Yoğurma işleminde hamur biraz cıvıyor ama yoğurdukça kendi kıvamını alıyor. Hamurumuz hazırlandı. Bunu geniş ağızlı bir huniye dolduruyoruz. Eğer geniş ağız huniniz yoksa tırtıl kurabiyenin yapıldığı kalıp da kullanılabilir. Hamurumu içine dolduruyorum. Yağımız soğuk olacak. Kızdırmıyoruz kesinlikle. Eğer kızdırırsak tulumbalarımız hamur hale gelir. Soğuk yağın içine hunideki tatlıdan döküyorum. İstediğim uzunluğa gelince bir makas yardımıyla kesiyorum ya da bir bıçak yardımıyla. Tatlılarımızı sıkma işlemimiz bitti. İlk önce yüksek ateşte tulumbalar yağın üzerine çıkana kadar kızartıyoruz. Hamurlarımız yağın üzerine çıktı. Bu aşamada ocağın altını kısıyoruz. Ara sıra karıştırarak pişiriyoruz. Ne kadar kısık ateşte yavaş yavaş pişerse o kadar çıtırlığını koruyor. Hamurumuzu dökme işleminde üst üste gelmemesine dikkat edin. Birbirine yapışabilirler. Gerekli kepçeyle karıştırıyorum. Pişen hamurlarımı soğuk şerbetin içine atıyorum. 2 dakika soğuk şerbetin içinde bekletiyorum. Tatlılarımı 2 dakika beklettikten sonra dilikli bir kaşıkla servis tabağına alıyoruz. Tatlılarımız servise hazırdır. Afiyet olsun.